Sağ bek oynadım 2 sene. Çıktım, benim omuzlara almışlar falan ya. Böyle acayip şaşırdım. İşte Galatasaray'da gelebilir misin? Gelecek misin? Hala spordayım şu an. Şimdi yeni bir heyecan, büyük takım. Herkes korkuyor, deplasmanda herkes korkuyor. Türkiye Kupası da kazandık 2. sene. Kara Kartal, Siyah Beyaz en büyük Beşiktaş. Savaş başladı. 4 yıldız. Ali Sami de stad fu. Saraybosna. Belki de Türkiye'ye en çok futbolcu göndermiş Balkan kenti. Türk takımlarına transfer edilen Saraybosnalı futbolcular özellikle 70'li ve 80'li yıllarda sahalarımızda rüzgar gibi esmişti. Canlı yıllara geldiğimizde Türk futbolunda Balkan kökenli futbolcuların rüzgarı hala sürüyordu sevgili izleyiciler. 1992 yılında Galatasaray'ın transfer ettiği genç futbolcu, daha sonraları Bosna Hersek milli takımıyla çıkacağı 55 maçta 24 gol atarak Bosna Hersek milli takımının en golcü futbolcusu unvanını kazanacaktı. O yıllarda henüz 21 yaşındaydı ve Türkiye'de onu parlak bir futbol kariyeri bekliyordu. Huzurlarınızda Elvir Boric. Saraybosna'da henüz bir ay önce açtığı restoranda buluşuyoruz Elvir Boliç'le. Burası Elvir için dostlarıyla buluştuğu bir mekan olmuş şimdiden. Biz de başlıyoruz sohbetimize. Konumuz tabii ki futbol. Hayatımda ne yaptıysam, ne gördüysem her şey hepsi futbol yüzünde oldu. Yani çok erken yaşta başladım ama tabii ki biz yani futbol benim bu kadar hayatımı etkileyeceğini pek düşünmüyordum. 16 yaşında ilk maç oynadım Zenica'da, 87'de falan. Ondan sonra bir ufak bir sakatlık geçirdim. Sonra toparlanması bir 6 ay sonra. Sonra devam hep ilk takımla çıktım. 90-91'de benim şehrin takımı yani Çelka Zenica takımı kaptan oldum takımın. En genç kaptan oldum. 18-19 yaşındaydım, kaptan oldum. Ve çok güzel bir buçuk sene geçirdim yani. O arada bayağı teklifler geliyordu. O zamanki büyük takımlardı burada. Hajduk Split, Dinamo Zagreb, Partizan, Kızıldız. Sonra zaten hep ona istiyorlardı beni. Çünkü ben milli takımda da, Ümit milli takım, Yugoslavya milli takımda da oynuyordum. Orada da kaptandım. Ama ben de çok yani öyle sıcak bakmıyordum o tip şeylere. Evden gitmemi tek çocuğuydum. Yani böyle mutluydum kendi şehrimde. Güzel bir takımda oynuyordum. Seyirci de seviyordu beni yani ama ne bileyim yani böyle bir 91'de bu teklif gelince yani ciddi bir teklif gelecek. Kulüpteki insanlara da biraz bana baskı yaptı. Karar verdim Kızıldız'a. Belgrad'ın yolunu tuttun. Evet. Bir sezon değil mi Kızıldız? Evet. 90'lı yılların başında Elvir Boliç'in futbol kariyeri hızlı bir yükseliştedir. Ama Yugoslavya'da iç savaş patlak verince Boliç'in boştan kimliğiyle Belgrad'da barınması artık çok zordur. Nisan ayında olaylar başladı savaşla Özbekistan Sarajevo'da. Mayıs'ta bayağı şey oldu ama ben Belgrad'da olduğum için çok fazla bilgim yoktu. Çünkü oradaki basın ve oradaki insanlar yani yanlış bizi bilindiriyorlar buradaki olaylar ne oluyor falan. Sonra ben Fransa milli takımına gidiyorum. Fransa turnuvasında gidiyordum. Annemle arayınca ve söyleyince ben Belgrad'da değildim. Fransa'da bana anne dedi eğer bizi seviyorsan ve bizim yaşamanı istiyorsan dönme Belgrad'a. Bütün her şey Belgrad'a kaldı benim yani. Özel eşya, arabam, bütün her şey. Çünkü düşünmüyordum böyle bir şey olacağını ve kaçtım yani. Uçağa binerken pasaport yok benim yanımda. Çünkü alıyorlardı böyle, milli takımda hep alıyorlar. Sonra uçağa binerken bize o uçuş bileti verirken pasaportu da veriyorlardı. Geçmesi için pasaport kontrolü. Ben de orada bagajı da verdim, her şeyi verdim. O uçuş biletle, pasportla aşağı doğru kaçıyordum yani ve kaçtım yani havalimanına. 2 saat beni beklediler uçakta yani. Uçak kalkmadı çünkü yolcu yoktu falan. Beklediler. Sonra... Bütün havaalanı Beklediler Paris'te.
Sonra dediler niye söylemedin bize ya, dedim nasıl söyleyeceğim yani. Türkiye'ye gelişin peki çok senkronize oldu o zaman. Yani evet. Tam 92 başlayınca. O olay zaten Paris'teydim ben. 2-3 takımla görüşüyordum. Tam imzalayacağım zaman da o zaman Kızıldız biraz zorluk yapmıyordu açıkçası. Yani ben onları aradım ve dedim ben gelemem aile dolayısıyla. Onlar da dediler tamam. O ara Türkiye'de bir telefon geliyor bir menajerin. Benim böyle bir düşünce var mı Türkiye'ye gelmeye Galatasaray'da? Ben şey yapmadım yani hiç aklımda bile bir değil Türkiye'de. Çünkü Türkiye hakkında çok az biliyordum. Hiçbir şey bilmiyordum açıkçası yani. Ben dedim ya hayır ben istemiyorum yani burada takımla anlaştı falan. Sonra yine annem arıyor. Pardon ben annemi arıyordum. Annem yine diyordu ya yani, oğlu sen öyle diyorsun falan filan git orada yani bizim oradaki insanlar Müslüman olsun bilmem ne falan filan. Sonra biraz yumuşadım, adam yine aradı. Dedim belki gelirim ama sadece göreyim ne oluyor, nasıl bitiyor, o şehir nasıl, ülke nasıl, çünkü hiç dedim bilgim yok. Bizim milli takım Fransa'ya gidecek. Hah dedim sen o zaman beni oradan ara. Oradan arayınca ben Alp abinin yanına getirdim Alp Yalman'ı. Orada bir evrak yaptık Boliç'e, Türkiye'ye hani geliş için. O karşıdı kamptan. Biz de burada onu bekledik. Hatta bana diyordu ki telefonda sakın beni beklemenizi etme diyor havalanda diyor. Ben Arapça okumasını bilmiyorum. Türkiye'deki harfleri Arapça harfler zannediyordu. Elvir Boliç resmen Galatasaray'dadır artık. Ama geride bıraktığı ülkesinde savaş tüm hızıyla sürmektedir. Boliç Türkiye'den yapılan yardım organizasyonlarının içinde yer alır. Elvir Boliç savaş sırasında yeni gelmişti ve Galatasaray'a transfer olmuştu. Sanıyorum o dönem Alp Yalman başkandı. Kendilerinden izin aldı Alp Beylerden. Tabii Elvir Boliç'in o günlerde popülaritesi Mirsad Kovaçeviç'ten daha yüksekti. Çünkü Mirsad futbolu bırakmıştı. Elvir o zaman gazete ve televizyonlarda popüler bir futbolcu olarak gündemdeydi. Elvir Boliç'le beraber olmamız yardımın daha rahat sağlanmasına da vesile oluyordu. Savaştan kaçarak geldiği Galatasaray'da ne yazık ki işler yolunda gitmez. Teknik direktör Feldkamp'la uyum sağlayamayınca Gaziantepspor'a gönderilir. Bir futbolcu onu hisseder yani hoca seni istiyor istemiyor falan. Yani devamlı böyle benden ben değildi ve benden hep olmayan şeyler istiyordu. Bir de bu savaş olayı, bir de yaş olarak, bir de yeni daha hiç kimseyi tanımıyordum, dil bilmiyordum yani kimseyle doğru düzgün konuşamıyordum. Az kalması belki de daha iyi yani şu anda. Çünkü İstanbul'da da bir boşnak şeyler de var. Hep oraya gitmeye çalışıyordum, hep insanlarla görüşmeye gidiyordum falan. Antep'e gidişi benim için biraz daha şey oldu yani. Hem Türkçe'ye çok yani 6-7 ay içinde anlamaya başladım, öğrenmeye başladım. Daha çok futbola noktalandım. Yani benim için çok daha iyi oldu. O zamanki Antep ve şimdiki Antep çok farklı. Hiçbir şey yoktu yani. Antep'te sosyal hayat sıfırdı ama belki benim için daha da iyiydi yani. Hiç tesisten antrenman maçlara gidiyorduk yani. Gaziantepspor'a gelişi elbette o zaman da büyük bir olay olmuştu. Celal Doğan'ın büyük bir çabası vardı. Feldkamp'ın oynatmayışı, takımda oynatmayışı yüzünden Boliç sıkıntı yaşıyordu Galatasaray'da. Hatta o zaman da savaş olduğu için annesiyle de diyalog içinde değildi. Ama bunların hepsini çözdü Celal Doğan. Çok iyi hatırlıyorum o zaman da galiba özel bir uçakla adresini bulup annesini de getirmişlerdi. Boliç ondan sonra çok büyük moral kazandı Gaziantep'te. Ve Gaziantep'te çok iyi futbol sergiledi. Takımın sevgilisi oldu, taraftarın sevgilisi oldu. Elbette biz gazeteciler de ona çok dikkat ediyorduk. Teknik boyutuyla dikkat ediyorduk. Özel yaşantısıyla dikkat ediyorduk. Tekrar Marcelo, tekrar İhsan. Ceza alanının ortası. Boliç'in kafa vuruşu ve gol. Maçta 44. dakika. Boliç kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü işte yeniden izliyorsunuz, böyle kaydediyor. Kaliteli, disiplinli, işini seven bir futbolcuydu. Bir tek sıkıntı sabah erken uyanmayı çok sevmezdi. Zaman zaman sabah antrenmanlarına gecikirdi. Gaziantepspor'a küçük parayla geldi ama çok büyük bir parayla satıldı Fenerbahçe'ye. Şu anda gördüğünüz Celal Doğan tesislerinin A'dan Z'ye bütün tesis harcamalarının hepsi Boliç'in transfer bedeliydi.
Elvir Boliç'in Türk vatandaşlığına geçişi de aynı tarihlere rastlar. İsim değişikliği konusunda yapılan ısrarlara direnir ve Türk kimliğini de aynı isimle Elvir Boliç olarak alır. Türk vatandaşlığı başvurusu Galatasaray'dayken. Evet, çok kısa süre. Evet, çok kısa yani. Evet, yönlendirdiler hemen, evet yönlendirdiler ve ya, tahmin ediyorsam hemen de oldu yani ya da bir senin içinde oldu yani. Bu Türk askerler olayı oldu. Sonra ben biraz askerliğe gittim 20 gün 25 gün. Sonra isim verirken yani Türk vatandaş alırken bana dediler yeni isim alacaksın böyle yani aynı isim olmaz falan. Ben istemedim yani ve kaldı benim isim de yani Türk pasaportu. Hiç değişmedi. Hiç değişmedi yani aynı isim kaldı. Türkiye'de öyle bir tesadüf oldu ki iki tane Elvir, iki tane de benzeyen soyadı bir harfle. Hele ben Türk vatandaşı olduktan sonra o bir harf çıkarttılar, iyice benzetmeye başladık. Hani Elvir Boliç, Elvir Baliç. Cem, Büyük Hasan, Elvir Boliç, Gaziantep Spor'daki performansıyla bütün büyük takımların transferlisi seyrediler. Gaziantep Spor'da geçirdiği iki yılın sonunda gelen tekliflerden biri eski takımı Galatasaray'dan, biri de onun ezeli rakibi Fenerbahçe'den. İşte zarif hareketler, Boliç'in ortası, Marcelo'nun vuruşu ve gol. Şimdi 1-2 sene yani ilk seneden sonra başladı arayışlar. Ya, Trabzon'la görüştüm, Beşiktaş'la da görüştüm. Sonra gerçekten o sene yani iyi bir performans hem takım olarak hem ben iyi oynadım Antep'te. Alişen Başkan aradı böyle 4-5 ay oldu yani bitmeden sezon ya da belki de 6 ay önce bitmeden. Sonra görüştük, İstanbul'da görüştük ve bir ay sonra ya da 2 ay sonra Başkanla da anlaştılar onlar, bizim Celal ve Doğan Başkan'la da anlaştılar. Sonra böyle Nisan ya da Mart'tı beni aradılar İstanbul'a imza atmaya. Daha şey, ligler devam ederken başkan aradı Alişen. Elvir Boliç'i aldığımızda Gaziantep Spor'dan yeni antrenör de getirmişti. 10 tane futbolcu almıştık, yeni futbolcu almıştık. 10 kişiden biri de Elvir Boliç. Bizim de antrenörümüz Carlos Alberto Pereira. Hazırlık kampında Pereira geldi dedi ki ya başkan dedi odada aldığınız oyuncular için dedi Elvir Boliç'e çok para vermişsiniz. Yıldız fakat Elvir Boliç futbolcu değil. Yani futbolcu değil nece. Lig başladı. Birinci maç oynadı Boliç. Kötü. İkinci maç daha kötü. Üçüncü maç 40 dakika oynadı. Dördüncü maç 20 dakika ve devamlı azaldı. Tabii Boliç akıllı bir çocuk. Bana Levent'e geldi. Dedi ki ben dedi, bana dedi müsaade edin dedi, Bursa'ya gitmek istiyorum dedi. Beni dedi Pereira oynatmayacak. Beni beğenmiyor dedi. Ertesi gün zannediyorum ki Göztepe maçı vardı. Kendi sahamızda. 5 maçta direkt oynayacaksın. 90 dakika oynayacaksın. Antrenörün seni 90 dakika oynatacak. Kendi kalemize gol de atsan. Bunu bil ki 5 maçta bank oynayacaksın. 5 maç sonra oturup beraber konuşacağız. Şimdi sana büyük bir sır anlatıyorum. Pereira geldi. Polisle konuştuğumu anlattım. 90 dakika 5 maç oynayacağını. Şimdi sen bana diyebilirsin ki yani kusura bakma ama kimi nasıl oynatacağım ben bilirim. 5 maç 90 dakika. Bu futbolcu benim yani 20 dakika 30 dakika oynattım futbolcu. Dersen dedim CNN'e haber olursun. Bütün basın senin yanında olur. Bu Alişen de kendisini bir şey sanıyor. Futboldan anladığını sanıyor. Halbuki karşısındaki adam Brezilya milli takımının dünya şampiyonu antrenörü. Ona futbolcunun oynamasını, talimatını veriyor. Bunu dedim dediğinde herkes senin yanında olur. Beni ayıplarlar. Haklı olarak. Ama dedim ben Türk futbolcusunu senden daha iyi biliyorum. Balkan futbolcusunu da senden daha iyi biliyorum. Bu dedim bir rica değil bir talimattır dedim. Şimdi de merak ediyorum. Ben de şimdi ayağa kalkar, kusura bakmadı bana eyvallah diyebilirdi. Rezil olmak vardı. merak ettim ne diyecek? Gülmeye başladı. Gülmeye başlayınca ben içimde şöyle bir rahatladım. Ertesi gün maç 3-1, 2 gol Boliç. Bir hafta sonra Samsun'a gittik. Samsun çok güzel bir takım, müthiş bir takım. Fenerbahçe, Samsun Spor 0, Fenerbahçe 3, 3 gol Boliç. İki maçta 5 gol. Pereira yanımda. Ya başkanım dedi bana bu paraları vermenize gerek yok.
bir dedi Türkiye'den dedi herhangi eski futbolcuya takım verebilirsiniz. Siz zaten dedi anlatıyorsunuz. Bak ben dedi bu adamın dedi iki maçta üç gol atacağını rüyamda görsem inanmazdım. Sol kanattan gelişen Manchester United'a ta top dışarıya çıkıyor. Elvir Boliç'i Türk yine futbol severlerin kalbine taşıyan birkaç top maçı hatırlamadan dışarıda geçemeyiz tabii ki. İlki Manchester United'ın Boliç Avrupa kupalarında sokuyor kendi evinde Boliç, 40 yıllık yenilmezliğini Boliç bitiren gol ve bu golle gelen Boliç. Boliç ceza alanına doğru sokuluyor. Boliç'in vuruşu ve gol. Dakika 78 ve Fenerbahçe deplasmanda 1-0 üstün durumda. Gol Boliç karşılaşmanın 78. dakikası. Old Trafford'da yenilmezlik serisini bitiren adam. Evet. Ya, tabii ki yani benim gol sayesinde ama takım da gerçekten o Rüştü de müthiş oynadı mesela. Ya takım bütün takımdı yani hiç kimse beklemiyordu. Bizde mesela açıkçası bizde böyle bir beklenti yok. İki ben maçtan sonra bunu öğreniyordum. Yani bilmiyorum kaç kişi bizim takımda biliyordu Manchester orada. 40 kaç sene yenilmiyor anladım yani hiç biz o maça çıkıp hadi biz şimdi yenilmeyelim falan demedik yani düşünmedik. Denk geldi diyorsun. Denk geldi yani. Boliç sevinç içinde, Fenerbahçeli futbolcular sevinç içinde, Fenerbahçeli taraftarlar sevinç içinde, Türk futbol severler sevinç içinde ve Manchester United'lı taraftarlar da bu sonucu kabul etmek zorunda. Artık herkes bilsin Fenerbahçe bundan sonra bütün maçlara çıktığı zaman da herkes korksun bizden. Çünkü artık öyle bir takım yaptık. Bütün takımlar Avrupa'da bence hiç bir fark yok. Hem de biz daha üstündeyiz ve bundan sonra böyle olacak inşallah. Manchester United'deki attığı golü 40 seneden sonra Manchester'ı eledi. Herkes bana işte yolda bazen ya Boliç'im ne kadar güzel gol atmıştın falan filan o maçı diyor ne kadar güzel. Yok dedim ben o değilim Boliç. Aa olsun senin de diyor parmağı attığı gol da çok güzel falan öyle kurtarmaya çalışıyorlar. İnsanlar hep onu soruyor yani nereye gelsem. Dedim yani o kadar gol attım ama sadece o golü yani kim görürse onu söylüyor. İyi ki de öyle oldu çünkü ya çok futbolcu var mesela senelerce oynarsın atarsın golleri falan ama öyle böyle bir şey yok yani bir etikete de böyle bir güzel bir şey yok yani benim bu şansı yani gerçekten çünkü böyle bir maçta yani benim gol atması büyük bir şans sonuçta yani. Okoça Beşiktaş savunmada topu bir türlü uzaklaştıramıyor. Saffet'in pası Boliç ve 2-0 oluyor durum. 58. dakikada Fenerbahçe 2 Beşiktaş 0 oluyor. İşte Boliç'in golünü bir kez daha izliyorsunuz. Elvir Boliç, Türkiye'de oynadığı yıllarda her sezon attığı gollerle adından sıkça söz ettirir. Ama ne yazık ki gol krallığı yarışmasında hep rakiplerine geçilir ve Türkiye'de bir kez bile gol kralı olamaz. Taner ortalıyor, ceza alanında savunmadan zeken top Boliç vuruyor ve gol. Boliç ligdeki 100. golünün sevincini yaşıyor. Fenerbahçe farkı 4'e çıkarıyor. İsterdim bir kere olsun çünkü gerçekten biz özellikle Antep'te. Toplamda 43 gol ama bir sene, son sene 26 tane gol attım. Öndeydim şeye sonra Aykut Galatasaray'a 3 tane gol atıyor. Yani şey bir gol geçiyor. Sonra bir sene Şota'yla yarışıyorduk. Biz o sene zaten şampiyon olduk. Onlar son maç şeyde oynuyor. Altay'la da bilmem ne, Eskişehir'le 6-0 adam 5 tane gol atıyor falan. Topun gerisinde Boliç var. 20. dakika Boliç ve beraberlik golü. Kaleci Metin kıpırdayamıyor. Maçta 20. dakika Gaziantep Spor 1, Fenerbahçe 1. Boliç'in Fenerbahçe forması altında 5. golü. Boliç saha dışında da iyiydi, saha içinde de çok soğuk. Soğuk bir golcü yani. Çok böyle sakin, hiç sinirlenmez, hiç kimseyle kavga etmez. Aa, gol vuruşları, özellikle penaltıları mükemmel yani. Elvir Boliç dendiğinde eminim ki taraftarların aklına futbolu kadar sakatlıkları da geliyordur. O sakatlıklar ki Elvir Boliç'e zor zamanlar yaşattı ve futbol kariyerinin zamansız bitmesine neden oldu. Hayatımda yani özellikle futbol hayatımda böyle şey kaldı, benim içinde kaldı oydu yani. Çünkü son iki belki de 3 sene, ben 3. senede başladı olaylar, yani sorunlar böyle. Ya bir tür çözüm bulamadık yani ben gerçekten yani kendimi kötü hissediyorum. Arka adede hep sertleşiyordu, koşamıyordu, düzgün şey yapıyordu. Sonra yanlış tedavi oluşturdular bana, kortizon bir iki kez, üç kere kortizon iğne vurdular bana belinde. Hep yani
Ve ben de mesela görüyordum yani özellikle yani o ikinci sene çünkü ne olduğunu bilmiyordum ama gidemiyordum. O arada evlendim yok her ona bağlanıyor şuna bağlanıyordu falan yani böyle kendi kötü hissediyorum ve görüyorum yani bir şey eksik var bende de yani çünkü koşular da çok eksik hissediyorum yani yapamıyordum falan. Keşke onu daha önce şey yapsaydık yani gerçek çünkü sonra ameliyat oldum yani 5 sene 6 sene sonra. Ve o kadar rahatladım, o kadar böyle 32 yaşında böyle sanki yeni koşmaya başladım. Elvir Boric, 2000 yılında İspanya'nın Rayo Vallecano takımına transfer olur. Bu transfer, Boric'in futbola bakışını tazelemesine de neden olacaktır. Madrid'teydim 3 sene. Rayo Vallecano o zaman da iyiydi yani Avrupa Ligi'nde de oynuyorduk. Yani güzel bir 3 sene geçirdim hayatımda. Lazımdı yani o Türkiye'de kalması o baskı altında oraya gittim. Yani futbolun ve sporun farklı bir şey olduğunu yeniden keşfettim. Çünkü bizim Yugoslavya'da öyleydi. Türkiye'de yani futbol bir hayat yani ve kazanırsan en iyisin, kaybedersin. Yani felaket. Yani onu İspanya'da yeniden keşfettim ve iyi oldu benim için çünkü o kalsaydım bir iki sene daha yani bırakırdım yani Türkiye'de çünkü çok o baskı altında artık yapamıyordum yani. Elvir Boric futbolu bırakalı tam 8 yıl oldu. Artık farklı ilgi alanları olsa da ilk sırada ailesi ve çocukları var. 8 sene oldu yani bir gün demedim yani ah çıkayım o sağa falan dedim yani. Çünkü çok oynadım yani 20 sene profesyonel oynadım hep. Başka ülkelerde, başka şehirlerde, şehirlerde ve bu iş profesyonel olunca çok farklı şeyler oluyor. Ben en sevdiğim ve en hoşuma gittiğim o benim ilk 3-4 sene oynadığım futbol yani. Ben de bıraktıktan sonra başka şehirlere yöneldim. Çocuğum da tam böyle bırakırken zaten bıraktığım anda eşim doğması gerekiyordu. Biz de Hırvatistan'dan döndük. Eşim İstanbul'da doğum yaptı. Çocuklarla, ailemle, tatillerde, kışın kayak yaparak çünkü yapamıyorduk yani futbol oynarken. Yazın herkes tatilde, Temmuz'da, Ağustos'ta biz de kamplarda normal tatil yapmaya çalışıyorum. Yani böyle biraz o 20 sene yapmadığım şeyleri yapmaya çalışıyorum ve gayet de memnunum. Tenis oynuyorum mesela, bayağı oynuyorum yani çok da seviyorum her gün. Oynuyorum, turnuvalara gidiyorum. O yapmadığım şeyleri yapmaya çalıştığım bir zaman oldu ve güzel oluyor. Biz 2005 yılında Türkiye'de evlendik. 10 yıldır beraberiz. 5 yıldır Bosna'da yaşıyoruz. Ben Bursalıyım. Çok güzel gidiyor burada hayatımız 5 yıldır. Çocuklar okula başladı burada. Her şey iyi gidiyor. Elvir çok iyi bir baba. Çocuklarıyla çok ilgili. Seveceğim. Hangi takımı tutuyorsun? Herhalde Fenerbahçe'yi tutuyorum ve ya benim yani biri dediği zaman da herkes Fenerbahçeli bolç ve ben gerçekten öyle kendi hissediyorum. Yani Fenerbahçe başka bir yerde, ayrı bir yerde bende. Yani ne kadar dediğim gibi yani hep İnsanlarda var bir takımı tutar. Benim bir takım var, o da Çelgizense'de bu da tuttum. İkinci takım Fenerbahçe çünkü yani her şeyim verdi ve yani kendime yani orada en iyi hissettiğim bir yerde Fenerbahçe'ydi. Bizi Saraybosna'da ağırlayan Boric ailesiyle vedalaşmadan önce Elvir Boric'e bir hediyemiz olacak. Röportaja geldiğimiz eski dostlarımıza gönlündeki takımları ya da efsaneleştikleri takımların formalarını getiriyoruz. Sana da bir küçük hediyemiz var. Sana böyle verelim istersen. Sağ olun, teşekkür ederim. O sende onun niceleri vardır. Aslında senden imzalatıp almamız lazım bizim bunları. Bunlar ben bütün yani birkaç tane formam kaldı yani herkesi böyle o rica ediyor. Baktım 2-3 tane formam kaldı. Artık kimseye de vermeyeceğim yani çocuklar büyüyünce diyecek ya hiç bize forma bırakmadın yani. Yani herhalde yakışmaz olur mu? Hala yani farklı yani gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Harika.
Elvir Boliç de Türk futbolunun unutulmazlarından. Hatta Balkan coğrafyasına sığmayıp Türk futbol tarihine mal olmuş isimlerden birisi. Biz en az Elvir Boliç kadar sevilen ve özlenen nice yıldızların peşinden Balkan coğrafyasında dolaşmaya devam ediyoruz. Bekleriz efendim.